Merhabalar. Bu videomuzda Excel 2016'daki görünüm ayarları hakkında sizlere bilgi vereceğim. Öncelikli olarak bir çalışma yaprağımız var. Bu çalışma yaprağını farklı renkte daha önce başka bir videomuzda da kullandık. Bunun üzerinden ben size bilgiler vermek istiyorum. Görünüm sekmesine geliyorum. Görünüm sekmesinde görünüm ayarları var. Normal. Bakın şu anda benim hücrelerle çalıştığım alan normal görünüm ayarı anlamında. Ben sayfa sonu ön izleme yani sayfa sayfa benim nasıl çalışma yaprağım, çalışma sayfam nasıl görünecek görmek istiyorsam buna tıklarım. Bakın tıkladığım zaman bakın görüyorsunuz sayfa 1, mavi çizgiler, sınırlar belli, sayfa 2, sayfa 3, sayfa 4 diye bu şekilde görebilirim. Ve ben buralara istersem yazımı yapıp çalışmamı yapabilirim. Bakın taşırdığım zaman bir şeyler yazarsam da otomatik olarak diğer sayfaya bilgi doldurmuş oluyorum bununla beraber. Ayrıca özür dilerim biraz hızlı ilerledim. Şu alandaydık. Devam ediyorum. Ayrıca sayfa düzeni bölümüne geldiğim zaman ise Word programındakine benzer bir görüntü karşımıza çıkar. Yani Word programında sayfalar üzerinde çalışıyorduk. Bakın biraz uzaklaştırayım hatta şöyle çalışmaya. Bakın sayfa sayfa bir yapı oluştu. Bu sayfa sayfa olan yapı üzerinden çalışabilirsiniz. Yani sayfa üzerinden çalışabilirsiniz. Hatta Word programının özelliklerinden biri olan üst bilgi ekleme, alt bilgi ekleme özellikleri de bakın burada hemen karşımıza çıkıyor oldu. Hatta bakın burada cetvel var. Word programına benzer bir hale gelmiş oldu. İhtiyacınıza göre bunları da kullanabilirsiniz. Nasıl rahat çalışıyorsanız mesela şu boş bir alana geleyim ya da şu boş bir sayfa 2'ye geleyim. Bakın boş bildiğiniz Word mantığıyla şurada ihtiyacınız olan bir tabloyu oluşturabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Sizin işinize hangisi daha rahat gelirse daha rahat olursa bir çizelge oluşturabilirsiniz. Tabii ki bu görünümün avantajı ne? Bu yapmış olduğunuz çalışmalar olduğu gibi kağıtta nasıl görünecekse o şekilde size görünecek. Yani daha önceki videolarda hatırlarsanız şurada dosya sekmesinden yazdıra gelip buradan işte sığdırma gibi bilgiler yapıyorduk. Bunlara artık bir ihtiyacımız kalmıyor. Bu yapmış olduğumuz ayarlamalar neticesinde buradaki gördüğümüz özellik bölümler olduğu gibi kağıdımıza aktarılıyor. Ama normal şartlarda kullanmanızı tavsiye ettiğim özellik normal özelliğidir. Bu normal ayarı kullandığınız zaman daha rahat edersiniz. Bilginiz olsun. Görünüm bölümünden bunları ayarlayabilirsiniz. Ayrıca görünüm bölümü biraz yakınlaştırayım şöyle. Görünüm sekmesinde bakın şurada kılavuz çizgileri var. Bakın görüyorsunuz şu anda benim hücrelerin olduğu çizgiler ortadan kalktı. Bu kutucuğu işaretleyip kaldırarak bunları gösterebilirsiniz. İsterseniz şu bakın başlık yazan yerden görüyorsunuz. Satır ve sütun isimlerini, harfleri ve sayıları ortadan kaldırıp koyabilirsiniz. İstiyorsanız formül çubuğunu daha henüz videolarda bu konuyu anlatmadık ama formül kullanımında daha sonra değineceğiz. Formül çubuğunu ekleyip kaldırabilirsiniz isterseniz. Bununla birlikte hazırlamış olduğunuz çalışma sayfasını, ben de bunu eski haline getireyim. İsterseniz, bakın benim çok uzun bir sayfa. Ben üstteki bir noktaya bakıp alttaki bir noktaya bakarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsam çok zorlanabilirim. Onun yerine görünüm sekmesinden şu böl özelliğini kullanarak bakın tıkladığım anda tabii ben şöyle bir şey yaparsam daha iyi olacak. Özür dilerim bölü kaldırayım. Mesela şuradan seçtim bakın satırı. Böyle tıkladığım anda bana orayı bölmüş oldu. Bakın ne gibi bölmüş oldu. Ben buradan geleyip yukarıdaki kısım sabit kaldı gördüğünüz gibi. Aşağıya kaydırarak buradan ne olduğuna bakıp mesela buradakine bakarak gelip şurada bir işlem yapabilirim. Burada bana böyle bir kolaylık sağlıyor. Tabii bu sağladığı kolaylık şöyle bir şey. Sadece görünüm açısından kolaylık. Bakın yukarıdaki ile aşağıdaki aynı. Ben buradaki alanı değiştirdiğim zaman otomatik olarak yukarısı da değişiyor. Yani ikisinin aynısı sadece benim için ekstra bir pencere daha açtı. Üstteki bilgi dururken alttaki bilgileri de görebileyim diye. Gene ben bu böyle tıklayarak bunu kapatabilirim. Bilginiz olsun. Onun dışında burada yakınlaştırma seçenekleri de var. Onları zaten Word programı ve PowerPoint programından da biliyorsunuz sayfanızın görünümünü ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.